Saygıdeğer arkadaşlarım, bir devletle bir çeteyi, mafyatik bir suç örgütünü birbirinden ayıran en önemli ölçüt nedir? Devletin yasalarla yönetiliyor oluşu, çetenin yani suç örgütününse hiçbir yasasının olmaması. Peki neyle yönetiliyor o zaman? Çete reisinin ve yardımcılarının ağzından çıkan buyruklarla yönetiliyor. Ne diyor Tayyip? Eğer bize yani bana oy vermezseniz devletten hizmet alamazsınız. Hatay örneği meydanda bakın bize oy vermediler, hizmet alamadılar diyor. Yani bu adam kanun, anayasa filan dinlemiyor ya. Bunu defalarca söyledik. Belki 100 kere söyledik. Oysa bakın bu nedir arkadaşlar? Tayyip'in karikatüre çevirdiği 2017 anayasası. 16 Nisan 2017'de kabul edilen anayasa referandumlar. Aslında anayasa değil. Tabii bu fake bir anayasa. Sahte bir anayasa. Çünkü kuvvetler ayrılığı yok. Ama bunda bile arkadaşlar 101. madde ne diyordu? Cumhurbaşkanı olabilecek kişinin yüksekokul bitirmiş olduğunu gösteren bir diplomaya sahip olması şarttır. Var mı Tayyip'in böyle bir diploması? Yok. Demek ki 101. maddeyi otomatikman ortadan kaldırmış, ihlal etmiş oluyor. Gelelim 103. madde. Cumhurbaşkanı görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer. Yukarıdaki 1-2 cümleyi atlıyorum. Konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için. Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye. Anayasaya uyuyor mu bu adam? Yok ya. İşte geçen de en son bir kez daha görüldü ya. Hukuka uyuyor mu? Hayır arkadaşlar. Hukuk diye bir şey yok bu adamda. Tüm yargıyı kaçak sarayın hukuk bürosu haline getirdi. Demokrasiye. Hayır, demokrasiye de inanmıyor arkadaşlar. Demokrasiyi de bırakmadı, ortadan kaldırdı. Atatürk ilke ve inkılaplarına, Mustafa Kemal Atatürk'e zerrece ve onun yaptığı devrimlere bir sıcak bakmışlığı var mı? Tam tersi de düşman arkadaşlar. Tamamına düşman. Daha dün ya İskilikli Atıf'ın ölüm yıl dönümünü andılar. Kimle? Hüdapar'la, Molla Necmettin'in oğlu Fatih Erbakan'la. Bunlar arkadaşlar. İskilipli Atıf kim? İslam Tali Cemiyeti'nin kurucusu. Peki ne yapıyor bu cemiyet? İngiliz mandasını savunuyor ya. İngiliz egemenliğini savunuyor. İngilizci. Yani bunların Kuvayi Milliye ile Mustafa Kemal ile ilgileri yok. Arkadaşlar düşmanlar. Kaç defa hakaret etti bu ve avanesi Mustafa Kemal'e biliyorsunuz. Ayasofya ya varıncaya kadar değil mi arkadaşlar? Ali Erbaş'la beraber, Dinişleri Bakanı ile beraber, boylu karınla beraber. Laik cumhuriyet ilkesine. Laikliğe düşman adam ya. Hem Müslüman hem laik olunmaz diyen, ters mıknatıslanma yapar diyen bu değil mi arkadaşlar ya? Bu bağlı kalacağıma. Ha, bağlı kalacağım diyor laik cumhuriyet ilkesine. Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde. Ya millette huzur mu bıraktı, refah mı bıraktı ya? Kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç etti halkımızı ya. Memleketin tüm varını kendi avaneleriyle, beşli, yedili, onlu çeteleriyle paylaştı ya. Kanını kuruttu milletin. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetten yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma. Ya her kürsüye çıkışında kendisine oy vermeyenlere ağır hakaretler ediyor ya. Be şerefsiz, be adi, be ahlaksız. Bunlar en hafif hakaret kelimeleri arkadaşlar ağzından çıkan ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek. Suudi krallığı bile alay ediyor bununla ya. Kuru gürültü diyor kendisine Suudi medyası ya. Sokak başına oturmuş, önünde dilenci çıkını dilenirken karikatürünü yayınlıyor Suudi medyası arkadaşlar bu adamın ya. Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma. Bakın, tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma. Yani tarafsız olacağım diyor. Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ad içerim.
Evet, bu yemini etti mi Tayyip? Etti. Peki bu konuşması ne arkadaşlar? Zevay vermezseniz hizmet falan beklemeyin. Hani namus ve şeref? Ne oldu? Nereye gitti namus ve şeref? Buhar onu uçtu mu? Yoksa ayağının altına mı aldın? Bunlar bu işte arkadaşlar ya. Bunlar ya. Böylece kendi anayasasını bile bir kez daha çiğnemiş oluyor açık, net bir şekilde arkadaşlar. Hukukçu yoldaşlarımız kendi yaptığı anayasayı bile ihlalden bu adamın partisinin kapatılması için yaptığımız suç duyurusuna bir kanıt daha sunmaları gerekir arkadaşlar. Sunacaklardır sanıyoruz. Açık anayasa ihlali ya. İşte ettiği yemin. 103. madde kalmış mı ortada? Kalmamış. Ben anayasa kanun mağanın takmam diyor. Kaldı ki kendisine meczupça oy verenlere de bir hizmet yapmadı. İşte Kahramanmaraş, Adıyaman, oralara bir hizmet mi götürdü? Hayır arkadaşlar. Ne diyor Tayyip? Deprem sonrası biz kader planına inanan insanlarız. Nasıl kader bu ya? Ne kaderi bu? Sizlerin yol açtığı felaket bu ya. Yoksa deprem sıradan bir doğa olayı ya. Rüzgarın esmesi gibi, yağmurun yağması gibi sıradan bir doğa olayı ya. Yer kabuğu mağmanın üzerinde yüzer levhalar halinde. O levhalar birbirlerine karşı devamlı hareket ederler arkadaşlar. Depremlerin kaynağı bu ya. Sebebi bu. Bilim bunu ortaya çıkarmış. Sen ona göre tedbir alır, ona göre konutlar yaparsan hiç kimse canından olmaz ya. Malından da olmaz. Zarar da görmez. Fakat işin bir diğer acıklı yönü nedir biliyor musun? Tayyip bu zalimane sözü sarf ettiğinde topladığı salona meczupları alkışladılar onu ya. Ya arkadaşlar sanki iyi bir şey söylemiş gibi alkışladılar ya. Ya utanç verici bir söz bu ya. Bir suç itirafı ya. Bize oy vermediğiniz için size hiçbir hizmette bulunmadık. Bundan sonra da bulunmayacağız. Türkiye'nin her tarafında da aynı şekilde davranacağız diyor ya. Yani demokrasi filan umurunda değil ya. Ya benim sultanlığımı tasdik edersiniz, benim önümde kullaşırsınız ya da size hizmet filan yok diyor ya. Düşmanımsınız diyor arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Ona göre davranın diyor. Peki meczuplarına ne veriyor? Sadakaya. İşte 16-20 milyon sadakaya bağladığı insanlara ne veriyor arkadaşlar? 2000-3000 lira veriyor ya ayda. Sen bununla yaşa, biz milyarlarca doları götürelim diyor. Ya o arkadaşlar hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin yarısını Kırklari dergahının müritlerine döndürdü ya. İnsanların hizmet filan umurunda değil arkadaşlar ya. Bunların çalıp çırpması, küplerini doldurması, katrilyonlarca dolar vurması umurlarında değil kimsenin ya. Bunların meczuplarının. Neden umurlarında değil? Çünkü Muaviye Yezid dininin afyonuyla kafaları yakılmış arkadaşlar. Bu 30 tarikat ve yüzlerce cemaat boşuna çalışmıyor harların. Boşuna mamalanmıyor Tayyip Günder devleti tarafından. O milyonlarca İmam Hatip öğrencisi boşuna okutulmuyor arkadaşlar. O binlerce İmam Hatip'e boşuna paralar akıtılmıyor. 211 bin Diyanet kadrosunun 200 bini bu Tayyip Güller'in profesyonel propagandistleri ya. Halkın parasıyla besleniyorlar. Tayyip Güller devletinin propagandasını yapıyorlar ya. Halkımızı zehirliyorlar ya. Ne yazık ki cahil halkımızda ya bu dünyayı zaten geçici kaybettik. Hiç değilse öbürünü kazanalım diye. Bunlar iki cami çıkışında Allah, kitap, Kur'an dediler mi? Hatta bazen mihraba varıp imamın yanında Allah, kitap soslu siyasi propaganda yaptılar mı? Tamam diyor ya. Başka kime oy vereceğiz? İşte Allah diyen bu diyor. Buna oy vereceğiz diyor ya. Yahu anlattık bunu arkadaşlar. Bunlar için bir maske ya. Bir siyasi ideoloji, bir paravan. Bunların hırsızlıklarını, yolsuzluklarını gizleyen bir örtü, bir peçe. Ama işte bütün bu sözüm ona din eğitimi veren kurumlar, insanlarımızda sorgulayan bir akıl, özgür, aydınlık bir düşünce bırakmayınca hiçbir şeyi görüp kavrayamaz insanlarımız arkadaş. Hiçbir şey anlayamaz. Ne dersiniz? İşte böylesine karanlık bir dönemi yaşıyoruz arkadaşlar. Hep söyleye geldiğimiz gibi arkadaşlar, insanlarımıza önerimiz hep aynı. Kur'an'ın Türkçe mealini okuyun. 29-30 meal var.
bu okula girerseniz hepsi var arkadaşlar, hepsi çıkar. İlla da bu mealleri satın alıp okumak durumunda değilsiniz. Alıp okuyun ya. Geçen anlattığımız yönteme uygun olarak okuyun. O zaman işin aslını görüp öğreneceksiniz ya. Bunlara, ilahiyata, hocalara, şeyhlere, şıhlara hiç gerek kalmadan dinin ne olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar ya. Ya mesela daha örnekler verdim de Nemil suresi, nem karınca demek. Buradan bir iki örnek vereyim ya. Süleyman'ı konu ediyor. Hani İsrail peygamberi diye geçiyor Kur'an'da. Bakın 17. ayet. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları Süleyman'ın huzurunda bir araya getirildi. Onlar düzenli bir biçimde sevk ediliyorlardı. Buyurun arkadaşlar ya. İnsanlar, cinler, kuşlar düzenli biçimde ordusu olmuşlar Süleyman'ın. Sevk ediliyorlarmış ya. Süleyman kuşları teftiş etti ve dedi ki Hüthüd'ü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Kuşların arasında bir kuş Hüthüd. Ona acımasızca azap edeceğim. Belki de onu boğazlayacağım. Yahut da bana mutlaka açık bir kanıt getirecek. Hep de zalim gördüğümüz gibi arkadaşlar, peygamberler. Azap edecek, boğazlayacak. Az sonra Hüthüd gelip şöyle dedi. Senin fark edemediğin bir şeyi fark ettim ve sana sabahdan parlak bir haber getirdim. Yemen'deki sabah melikesinden haber getiriyor arkadaşlar. Ayetler uzun anlatıyor. Süleyman mesaj gönderiyor. Bir mektup gönderiyor Hüthüd'le sabah melikesine. Sabah melikesi onu okutuyor. Yardımcılarını, görevlilerini, komutanlarını toplayıp onların huzurunda ne yaparım diye istişare ediyorlar. Bu arada cinlerden bir ifrit şöyle dedi. Süleyman'ın ordusundaki cinlerden. Sen daha makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Ben bunu yapacak güçteyim ve gerçekten güvenilir biriyim. Uzun anlatılıyor. Gidip getiriyor arkadaşlar. Tahtıyla beraber hemen uçurup getiriyor. Ta Orta Doğu'ya, Yemen'den. Melike gelince şöyle denildi. Senin tahtın da böyle mi dedi. Bu sanki o zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk. Ha, daha önce bize bilgi verildi, biz zaten Müslüman olduk diyor sabah melikesi Belkıs'ta arkadaşlar. Yani böyle hikayeler anlatılıyor ya. Halbuki arkadaşlar ya Hazreti Süleyman İsrail kralı ya, peygamber falan değil, ilgisi yok peygamberlikle ya. Davut da İsrail kralı, Süleyman da İsrail kralı ya. Bunlar peygamber falan değil ya. Öyle bir sıfatları yok Tevrat'ta arkadaşlar. Açın Tevrat'ı okuyun ya. İsrail kralı Süleyman'ın 700 eşi yani karısı, 300 cariyesi olduğu söyleniyor ya. Tevrat'ta yazan bu. Her gün 100 tane eşini ziyaret ediyormuş gece. Diyorlar ki Tevrat değiştirildi. Yok ya. Değiştirildiyse nerede orijinali? Tevrat bu. İnsanlar işte böyle akıl dışı, mantık dışı, bilim dışı, vicdan dışı, merhamet dışı kıssalara inandırılıp daha böyle onlarca kıssa var. Kafaları yakılınca artık yarı sarhoş bir şekilde dolaşırlar arkadaşlar. Ne doğayı kavrayabilirler, ne toplumda olup bitenleri kavrayabilirler. Yahu eğer Yahudiliği, İsrail dinini öğrenecekseniz arkadaşlar, bakın kısa, daha önce de size salık vermiştim. Karşılaştırmalı mitoloji ışığında İsrail dini, Yules Suri. Açın okuyun ya arkadaşlar. Yahu Süleyman kral tek tanrıya filan inanmıyor ya, pagan adam. Zevki sefa içinde ya. Bakın yine Kur'an'da Sad suresinde arkadaşlar 35. ayet şöyle diyor Süleyman. Rabbim affet beni, benden sonra kimseye yaraşmayacak bir mülk, saltanat ver bana. Ya hani mülk, saltanat, saray, şu bu kötü bir şeydi. Tanrısı da veriyor. Ya yani nereden baksanız akıl dışı, mantık dışı, bilim dışı sözler arkadaşlar. İşte bu sayede kazanıyor arkadaşlar Tayyip Güller. Bütün sermayeleri din alıp satıyorlar habire. İnsanları da çocuk yaştan itibaren, daha anaokulundan itibaren bu akıl dışı,
dini kıssalarla, mitolojilerle meczuplaştırıldılar mıydı? Kafalarını yaktırdılar mıydı? Artık koyun sürüsü gibi kullanıyorlar ya. Felaketimiz bu arkadaşlar. Yani Tayyipgiller seni Allah'la yarıştırıyorlar arkadaşlar. Bize oy verirsen Allah'a oy vermiş olursun. Bize oy vermezsen Allah düşmanısın. Allah'a karşı gelmiş olursun. Bu ikilemle karşı karşıya getiriyorlar insanları. Doğrudan ya da dolaylı. Bütün İslam ülkelerinde yaşanan felaket bu arkadaşlar. İşte o yüzden İslam dünyası 500 yıldan bu yana bir tek bilimsel teknolojik buluşa imza atamamış arkadaşlar. Atamaz tabii ya. Şu akıl dışı kıssalara, efsanelere inanırsa insan doğayı mı kavrayabilir, toplumu mu kavrayabilir ya? Afyonlanmış vaziyette gezer ya. Böyle vurguncu, soyguncu, zalim diktatörlerin kulu kölesi olur ya. İşte bunlara karşı mücadele ediyoruz arkadaşlar. İşimiz zor. Ama eninde sonunda halkımız yavaş yavaş da olsa bizi anlayacak. Çünkü insanlığın genel gidişi hep ileriye doğru arkadaşlar. Bazen böyle bir dağı tırmanırken olduğu gibi düz bir hat izlenebilir. Bazen tekrar tırmanabilmek için bir süre daha aşağıdaki bir yolu, bir geçidi izlemek gerekebilir. Ama genel gidiş hep ileriyedir. Eninde sonunda ABD emperyalizminin yeşil kuşak projesinin ürünü olan ve başımıza getirilmiş bu 100 yılın felaketinden kurtulacağız. ABD emperyalist haydutu tarafından boynumuza dolanan bu lanet halkasını da fırlatıp atacağız arkadaşlar. Kuvayi Milliyeci atalarımız nasıl başardıysa biz de öyle başaracağız. Kalın sağlıcakla.